Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Arya Yayınları Atölyem kitabında eksenleri farklı noktalarda kesen doğru grafikleriyle dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak e, eksenleri farklı noktaları da kesen doğru grafikleri deyince neler anlamamız gerekir? Bunu inceleyelim. E, A, B ve C. Birer gerçek sayı gençler. A sıfırdan farklı, B sıfırdan farklı. Ve yine gençler C sıfırdan farklı olmak üzere. AX artı B'ye artı C şeklinde. C eşittir sıfır şeklindeki doğruların grafikleri. eksenleri farklı iki noktada kesen doğru grafikleridir. Gençler burada e, doğru denkleminde X'imiz olacak, Y olacak. Aynı zamanda sabit derim varsa bunlar gençler eksenleri farklı noktada keser diyeceğiz. Burada gençler x eşittir 0 için doğrunun y eksenini kestiği nokta. y eşittir 0 için de x eksenini kestiği nokta bulunur diyoruz. Bu tarz sorularda doğrularda 0'dan farklı sabit derim vardır diyelim. E bu sabit derim doğrunun y eksenini kestiği noktaya karşılık gelir diyoruz. E evet, sabit gençler. Y eksenini kestiği noktaya karşılık gelir diyoruz. Evet. Şimdi gençler devam edelim hemen. Notumuza da bakalım. Bir nokta doğrunun grafiği üzerinde ise noktanın koordinatları denkle doğru denklemini sağlar diyoruz. E bir nokta doğrunun grafiği üzerinde ise o noktanın koordinatları doğru denklemini yani eşitliği sağlar diyelim. Evet. İlk etkinliğimize devam edelim. Aşağıdaki denklemi verilen doğrulardan grafiğe eksenleri farklı noktada kesenleri evet e, tik ile belirleyiniz diyor. Gerçekten x olacak y olacak aynı zamanda sabitlerim olması gerekir. Farklı noktada kesmesi için. Bakın gençler burada x var y var ama sabitlerim yok olmaz. E, x var gençler y var sabitlerimiz var. Evet bu e, eksenlere farklı noktalarda keser diyoruz x eşittir 12 gençler sadece x'i 12 noktasına keser. Y'yi kesmez gençler. Bunu çarpı ile gösterelim. x var y var 11 var gençler. Evet x y ve sabit terim olduğu için eksenleri farklı noktaları keser dedik. y eşittir 3x eksi 1. Bakın y'miz var 3 ximiz var. Eksi 1'miz var. Bu da yine x eksenini ve y eksenini farklı noktalarda keser diyoruz. Evet. İkinci etkinliğimde aşağıdaki denklemleri verilen doğruların grafiğini çizin izlemiş. Gençler y eşittir 3x artı 6 doğrusunda. X gördüğüm yere gençler 0 yazmam gerekir. Zaten 0 yazmamız söylemiş. Şöyle yazalım y eşittir 3x artı 6. X yerine 0 yazarsam y eşittir. 3 çarpı 0 artı 6'dan bu 0 yapar gençler. Y buradan gördüğünüz gibi 6 eşittir. X'i yani gençler 0'dan y'yi 6 noktasına keser. Evet y yerine 0 yazarsam y eşittir 3x artı 6'dan y yerine 0 yazıyorum. 0 eşittir 3x eşittir 3x artı 6. 6'yı eşitliğin karşı tarafına gönderiyorum. Eksi 6 eşittir 3 xten Her iki tarafı 3'e bölersek x gençler eksi 2'dir. 0 iken gençler y X'e eksi 2'den geçiyor. Hadi bunu çizecek olursam eksi 2 virgül 0 şeklinde yazdım. 0 virgül 6 ydım. Şurası 6 olsun gençler. X 0 iken Y 6. Bu noktadan geçecek. E, X eksi 2 iken burası eksi 2 olsun. E, y 0 gençler bu noktadan geçeceğiz. bu şekilde sevgili gençler ne yaptık? Doğru grafimizi çizmiş olduk. Bu doğrumuzun ismini hemen yanına yazalım. Y eşittir 3x artı 6 doğrusu olarak yazdım. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Y artı 2x eşittir 0. E, 4 gençler. Burada arkadaşlar x yerine 0 verirsem. Bakın buraya 0 yaparsam. Y eşittir 4 olur. Y yerine 0 yaparsam. Yani buraya 0'larsak gençler. 2x 4'e eşitse. X eşittir 2 olur. Yani x 0 iken y 4'ten. X 2 iken y 0'dan geçiyor. O halde 0,4 Bakın burası 4 olsun. E, X2 iken Y0 da burası. Evet. Bu şekilde doğrumuzun grafiğini çizmiş olalım. Evet. Devam edelim gençler ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 2x eksi 5y eşittir 10 gençler. x yerine 0 yazarsam. bakın 0 yazmamızı istemiş. Buraya 0 yaparsak gençler eksi 5y 10 eşitse. Başladığın yazayım. Eksi 5y 10 ise her iki tarafı eksi 5'e bölersem y'nin değeri eksi 2'dir. Yani x 0 iken y eksi 2'den geçiyor. Evet y yerine 0 yaparsam yazarsam gençler. Buraya 0 yaparsam 2x eşittir 10 oldu. Buradan da her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem x'in değeri 5'tir. Yani x 5 iken y de 0'dan geçiyor. x 0 iken y eksi 2 idi. Yani buradan geçer gençler. x 5 iken y 0. 5'imiz burası olsun. Ve bu iki noktadan geçen doğru grafiğini bu şekilde çizeriz. Evet devam ediyorum arkadaşlar ve bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet x artı 3y eşittir. Eksi 3 gençler. Hadi x yerine 0 yaparsam. Bakın burası sıfırlarsam. Yani burayı yok edersem. 3y eksi 3'e eşitse. Her iki tarafı 3'e bölersem. Y'nin değeri eksi 1'dir. Evet, tekrar temizliyorum. Bu sefer de arkadaşlar y'ye 0 verirsem. x eşittir e, 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 eksi 3 olur. Evet bizim noktalarımız gençler 0 virgül eksi 1'dir. Ve eksi 3 virgül 0'dır. X sıfırken y eksi 1. Burası e, x eksi üçgen y sıfır gençler bu noktamız. Evet doğru grafimizde bu şekilde çizmiş olalım. Evet devam edelim gençler bir sonraki sorumuza bakalım. Evet 5x eksi pardon 5x eşittir 15 eksi 3y. x, ye. x yerine sıfır verirsem buraya sıfır dersem 0 eşittir 15 eksi 3y. Eksi 3y'yi karşı atarsam 3y eşittir 15'ten her iki tarafı 3'e bölersek y'nin değeri 5'tir. Yani 0,5 noktasından geçiyoruz. 0,5 gençler. Bakın burası. x0 iken y5. E, aynı doğru denkleminde 5x eşittir 15 eksi 3y'de. E, y yerine 0 yazarsam gençler. Bakın burası 0 olursa 5x eşittir 15 olur. Her iki tarafı 5'e bölersek x'in değeri de 3'tür. Yani 3 virgül sıfırdan geçer. Evet x'in 3 yeni sıfır olduğu nokta burası olsun. Evet. Doğrumuzu alıyoruz. Ve grafiğimizi bu şekilde çiziyoruz. Evet devam ediyorum. Evet 3. sorumuzda denklemi y eşittir 4x eksi 8 olan doğrunun grafiği ile eksenler arasında kalan bölgenin alanını istiyorum. Yani işte öncelikle hemen şöyle x ve y çeteli tablomuzu yapalım. En az gençte iki tane noktaya ihtiyacım var. E burada x yerine 0 yazacağım. Y eşittir 4 x eksi 8 denkleminde. X yerine 0 yazarsam bakın burası 0 olur. Buradan da y'nin değeri eksi 8'dir. Ve yani x 0 iken y eksi 8'den geçiyor. Y yerine 0 yazarsam evet, y eşittir 4 x eksi 8'dim. Y yerine 0 yazdım. 0 eşittir 4 x eksi 8. Eksi 8'i diğer tarafa atıyorum. 8 eşittir 4 x'ten her iki tarafı 4'e bölersem x'in değeri 2'dir. İkinci noktamızda gençler 2 virgül 0. Şöyle koordinat sistemini çizelim. Evet, bu x eksenimiz bu y eksenimiz. E, x iken y eksi 8'di. Gerçekten yaklaşık eksi 8 burası olsun. Bu noktadan geçecek. X 2 iken y 0. Evet 2 burası olsun. Evet doğrumuzu bu iki noktadan geçecek şekilde çizelim. Evet şimdi gençler benden bunu çizdikten sonra e, eksenlerle kapalı bölge e, oluşan kapalı bölgenin alanı istedi. Yani şuradaki üçgenin alanı istiyorum. Gençler bakın üçgenimiz dik üçgendir. E, buradaki mesafemiz uzunluğumuz 2 birim. Buradaki uzunluğumuz 8 birim. O halde dik üçgende Dik kenarlar gençler birbirinin yüksekliğiydi. Yani 2 ile 8'i çarpıyorum. Ve 2'ye bölerek üçgenin alanını buluyorum. Buradan 2'ler gidersem. 8 birim kare olur. Üçgenin alanı diyorum. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. E, denklemleri gençler. 3x-4y eksi eşittir. Eksi 12 ve 3x artı 2'ye eşittir 6 olan doğrular ile x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı istiyor. Yani i̇şte ilk doğrumuz 3x eksi 4y eşittir eksi 12. Bunun için şöyle tablomuzu yapalım. x yerine 0 yazıyorum. x yerine 0 yazarsak gençler 0 eksi 4y eşittir eksi 12 idi. Eksi 4y eksi 12 eşitse her iki tarafı Eksi 4'e bölersem. Eksi 4'ler gider. Y eşittir 3 kalır. Evet ne oldu gençler? X 0 iken Y 3. E diğer tarafta gençler Y'ye 0 vereceğim. Aynı doğru denklemde Y'ye 0 verelim. Alttan yanına yazayım gençler. 3 X eksi. 4 çarpı 0. Bakın burası 0 yaptı. Eşittir eksi 12. 0 e sa gençler. 3 x eksi 12 eşittir. Her iki tarafı 3'e bölersek de x'in değeri eksi 4'tür. Evet 0'a 3'ten geçiyor gençler. Eksi 4'e 0'dan geçtiğini gördük. Peki arkadaşlar. diğer doğru denkleminde şöyle bölelim ve alt tarafa yazalım. 3x artı 2'ye eşittir 6 idi. Evet x ve y şeklinde tablomuzu yaptık. x'e 0 verirsem 0 oldu. 2'ye 6'ya eşitsin. Y'nin değeri buradan 3'tür. Yani x sıfırken Y 3'ten geçecek. Y'yi 0 vereceğim. 3x artı 2 çarpı 0 eşittir 6'dan. 3x eşittir 6 oldu. Buradan da x'in değeri 2'dir. Evet gençler, şöyle koordinat düzlemini alalım. X ve Y eksenlerimizi yazdık. E 0,3'ten geçti gençler. x 0 iken y3 Bakın bu noktamız. E x-4, 0'dan geçiyordu. Bakın burası x -4. Evet buradan bir doğrumuz geçecek. Hemen bunu şöyle modelleyelim. Evet buradan geçtim. Evet ikinci doğrumuz da gençler e, x0y3'ten. Yani yine aynı noktanın geçtik. Diğeri x2 iken y0'dan geçiyor. Evet buraya x2 dedim. Y sıfırdım. burada şöyle çizecek olursam. Bu şekilde buradan geçmiş oldum. E benden gençler buradaki evet, x ekseni ile arada kalan bölge yani bu üçgenin alanı istiyor. Gençler buradaki tabanımız bakın eksi 4 e, sıfırın orijini sol tarafında. O halde 4 ile 2'yi toplarım burası 6 birimdir. Yüksekliğimiz 3 birim. O halde alan eşittir. 6 çarpı 3 bölü 2'den 6 kere 3, 18. 18'i 2'ye bölersek de 9 birim kare olur. Bu sorumuzun yanıtı diyoruz. <laughs> evet. Dördüncü soruda, aşağıda verilen soruları cevaplayınız dedim. K2, e, m noktası denklemi 2x eksi 11y artı 18 eşittir 0 olan doğrunun grafiğinin üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar burada e, k'nin bakın x değeri 2, y değeri m. Ya yani ben x gördüğüm yere 2'yi, e, y gördüğüm yere m'yi yazacağım gençler. Böyle yazayım, x eşittir 2 olacak, y eşittir m olacak gençler. E, aynı denklemi yazıyorum. 2x 11 y artı 18 eşittir 0. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 eksi 11 çarpı y yerine m yazdım. Artı 18 eşittir 0'dan. E, 2 kere 2 4 yapar. 4 eksi 11 m artı 18 eşittir 0. Gençler 4 ile 18 toplarsam 22 eksi 11 m eşittir 0 olur. E, 11 m'yi eksi 11 m'yi karşıya gönderiyorum. 11 m eşittir 22 oldu. Her iki tarafı 11'e bölersek m'nin değeri gördüğünüz gibi 2 olur diyoruz. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Denklemi 4my-12x eşittir. 24 olan doğrunun grafiği. y e 1,3 noktasından geçtiğine göre. Gençler işte bakın bu x bu y. O halde x gördüğüm yere 1y gördüğüm yere 3 yazacağım. Benden m'nin kaç olduğunu soruyor. E 4my. Gençler m yerine ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. O halde 4 çarpı 3. Direkt yazalım. 4 ile 3'ü çarparsam burası 12 m olur gençler. 12m eksi x yerine 1 yazıyorum. 12 çarpı 1'den 12 olur. Eşittir 24. E, eksi 12 eşitliğin karşı tarafına artı 12 olarak gönderelim. Buradan 12 m eşittir 24. 12 daha 36. Her iki tarafı 12 ile sadeleştirirsem. Burada m'nin değeri gördüğünüz gibi 3'e eşit olur diyoruz. Evet bir sonraki sorumuzla devam edelim. Yandaki koordinat sisteminde verilen D doğrusunun denklemi y eşittir eksi 2x artı m olduğuna göre m kaçtır diyor. İşte bakın bu doğrunun üzerinde gördüğünüz gibi bu noktamızın koordinatı 2,0'dır gençler. O halde x yerine 2 y yerine 0 yazacağım. y eşittir eksi 2 x artı m Evet y yerine 0 yazıyorum. 0 eşittir eksi 2 çarpım x yerine 2 yazdım artı m. 0 eşittir. Eksi 4 artı m. Eksi 4'ü eşitliğin karşı tarafına gönderirsem m eşittir 4 olur diyoruz. m'nin değeri buradan 4'e eşit oldu diyelim. Evet, D'deki sorumuzda yandaki koordinat sisteminde verilen D doğrusunun denklemi x artı 2'ye eşittir 4 olduğuna göre m kaçtır? Gerçi bakın x değerimiz buradan 2. M'yi bilmiyorum gerçi. Yani buradaki y değeri de m'dir. Yani y gördüğüm yere m yazacağım x gördüğüm yere 2 yazacağım. x gördüğüm yere 2 y yerine de gençler m yerine yazalım. O halde x artı 2y eşittir 4 dersek. Evet x yerine gençler 2 yazıyorum. 2 artı 2 çarpım y yerine m yazalım. Eşittir 4. Gençler burada 2'ye eşitliğin karşılamını gönderiyorum. 2m eşittir. 4'ten 2'yi çıkartırsam 2 kalır. Her iki tarafı 2'ye bölersek m'nin değeri 1'dir. Burada gençler m yerine yani burası evet, y ekseni kestiği noktanın 1 olduğunu görürüz. Evet. Devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yandaki koordinat sistemi diye verilen d doğrusunun denklemi 12x artı 5y artı 60 eşittir 0 olduğuna göre e -O L üçgenin çevresini istiyor. Şimdi gençler o halde biz e, eksenleri kesen noktaları bulmam gerekir göre hem x ekseni için hem y ekseni için gençler eksenleri kesen noktalar gerekiyor. O halde x virgülü y diyeceğim. Burada x yerine 0 yazacağım. Daha sonra y yerine 0 yazarak x ve y eksenleri nerelerde kesini göreceğiz. 12x artı 5y artı 60 eşittir 0'dan. x yerine 0 yazarsam bakın burası 0 olur. O halde 5y artı 60 eşittir 0'dan. 60'ı karşıya eksi 60 olarak gönderiyorum. 5y eşittir eksi 60. Her iki tarafı 5'e bölersek y'nin değeri eksi 12'dir. Gençler bakın orada buradaki noktamız eksi 12. Burası eksi 12. E, diğer tarafta gençler bu sefer de y'ye 0 verirsem 12x artı 5y gençler 5 çarpı 0 olur. Artı 60 eşittir 0'dan. Burası 0 gençler. E 60'a eşitliğin karşı tarafını atacağım. 12x eşittir eksi 60'dan her iki tarafı 12'ye bölersem x'in değeri de eksi 5'tir. da burada çevre uzunluğunu istediği için bakın k ile l arası zaten 13 birimdir. E, burası 12 birim. Burası 5 birim. O halde ben çevre için bu üçünü toplayacağım. 13 artı 12 artı 5'ten 13, 12 daha 25, 5 daha 30 birim olur. Şeklimizin, üçgenimizin çevre uzunluğu diyoruz. Evet, devam edelim ve son sorumuza geçelim. Yandaki koordinat sisteminde verilen d doğrusunun denklemi kx artı y eşittir 16'dır. AOCB o, c, b, e, karenin gençler. Bakın karedir bu. Karenin alanı 64 birim kare o, ve a, o, c, b kare olduğuna göre demiş. E, benden k'nin değerini istiyor. Gençler alanı biliyorsun 8x8, 64 Biliyorsunuz 8 çarpı 8, 64'ü verir. Demek ki burada bir kenar uzunluğumuz yani OA a uzunluğu gençler 8'dir. Demek ki buraya 8 değeri gelecek. Yani zamanda gençler bakın buranın 8 olması için C de burada 0,8 noktasını göstermesi gerekiyor. O halde B'nin koordinatı gençler 8,8'dir. Bakın B aynı zamanda bu doğru üzerindeyse yani D doğrusu üzerindeyse X ve Y yerine gençler 8'leri yazdığım zaman bu denklemi sağlaması gerekir. Denklemi aynen yazalım. X gördüğüm yere 8, Y ye gördüğüm yere 8 yazıyorum k çarpı x yani 8 çarpı k olur. Artı y yerine 8 yazdım. Eşittir 16. 8'e eşitliğin karşısına gönderdim. Eksi 8. 8k eşittir 8'den. Her iki tarafı 8'e bölersek k'nın değeri 1 olur diyoruz. K buradan gençler 1'e eşit oldu diyelim. Evet bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.